İnsanlık tarihi ne yazık ki her zaman dostane muhabbetlerle geçmemiştir. Husumetler, kavga ve hırslar, rekabet ve benlik kavgaları nice can almış, nice ocak söndürmüştür. Kabil'in gerçekleştirdiği ilk cinayetten bugüne on binlerce insan birbirinin kanına girmiş, üç günlük dünyalarını ve ahiretlerini berbat etmişlerdir. Cinayetler tarihi elbette bu videoya sığmayacak kadar geniş bir konudur. Ama cinayet şekilleri denildiğinde akla gelen bir takım ölüm metotları vardır ki, bunların bazıları göz önünde büyük bir cesaretle işlenirken, bazıları da sinsice ve gizlice gerçekleştirilmiştir. İnsan katletmek tarih içinde birçok toplumda en büyük suçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Babil'in Hammurabi kanunlarında katli gerçekleştirene kısas uygulanırken, birçok toplumda işkenceyle öldürme yoluna gidilmiştir. Cezanın ağırlığı, suçu işleyenin kendisini saklama arzusu, ölüm yöntemlerinde arayışlara sebep olmuştur. Belli etmeden, iz bırakmadan gerçekleştirilecek katil yöntemleri içinde en çok öne çıkanı şüphesiz zehirleme yöntemidir. Geçmişte nice insan, hasımlarını hep bu yöntemle ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Taht kavgaları, mal paylaşımları, aile içi husumet, kan davası ve daha birçok ihtilaf ve rekabet zehirle çözülmeye çalışılmıştır. Ortaçağ Avrupa'sında aristokrasi içindeki kavgalarda zehirleme çok kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. İtalya'nın Borgicoları, düşmanlarına karşı hazırladıkları özel zehirlerle meşhur olmuş bir ailedir. Fransız edebiyatçılarından Rabelais, taşrada parasız kaldığında Paris'e dönebilmek için muzipçe bir plan yapar. Kaldığı han odasında 3 cam şişe hazırlayıp üzerlerine kral, kraliçe ve prens için zehir yazar. Odayı toplayanlar bu yazıyı görüp şikayet edecek, tutuklanan Rabelais polis eşliğinde Paris'e getirilecektir. Tetkik sırasında şişedekilerin zehir olmadığı anlaşılır ve salıverilir. Bu plan sayesinde para ödemeden Paris'e gelebilmiştir. Avrupa tarihinde zehir o kadar yaygındı ki birçok kral parmağında içinde zehir bulunan yüzük taşırdı. Soylular birbirlerine karşı çok sık ihtilal girişiminde bulunabiliyor ve indirilen kral acımasızca işkenceye uğrayabiliyordu. Böyle bir darbe sırasında kralın kendisini kestirmeden kurtarabileceği en keskin yöntem yüzüğündeki zehri içmekten geçiyordu. Halbuki bizim toplumlarımızda bu tarz ihtilaller olmadığı için yüzükte zehir taşımak gibi bir adet hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Osmanlı tarihini yazarken kendi tarihleri gibi yorumlayan Avrupalılar, Yıldırım Beyazıt'ın ölümünü de böyle bir Avrupai anlayışa bağlamışlardır. Tarihte hiçbir Osmanlı padişahı parmağındaki yüzükte zehir taşımamıştır. Zehir denince akla sadece mantar gibi bir takım bitkisel zehirler gelmemelidir. Yılan zehri de tarihte sıklıkla kullanılmıştır. Önce Roma İmparatoru Sezar, ardından halifi Antonius ile evlenen ve Roma'nın Mısır'ı ilhakına engel olan Kleopatra, Octavius'un Antonius'u Actium Deniz Savaşı'nda yenerek Mısır üzerine yürümesi nedeniyle intihar etmek zorunda kalmıştır. Dendera Tapınağı'nın mahzenlerine saklanan bu güzel kadın, başka bir kurtuluş yolu kalmayınca bir yılan zehriyle hayatına son verecektir. Dev Roma ordularını dize getiren tarihin en büyük komutanlarından Anibal, düşmanının başkentini yok etmediği için büyük bir hezimet yaşayacak, ordusu bozularak kaçmak zorunda kalacaktır. O günlerde her yer Roma'dı. En son Bitinya kralı olan dostu Prusya'nın başkenti Bursa'ya gelecektir. Romalılar burada da peşini bırakmayınca Bursa'dan Gebze'ye geçer. Yakalanması an meselesidir. Romalılara esir düşmektense özgürce ölmeyi tercih eder ve burada kendisini zehirleyerek hayata gözlerini yumar. Tarihte zehir sadece intihar ve intikamlarda değil, meşru infazlarda da kullanılmıştır. İlk çağın ünlü düşünürü Sokrat, devrin önde gelenlerinin ayaklarına bastığı için idama mahkum edilir. Sevenleri evine toplanmış, adeta onunla vedalaşmak için çevresinde halka olmuşlardır. Öğrencileri gözyaşı dökmektedir. İnfazı bizzat kendisi gerçekleştirmek ister. Baldıran zehri bir kapla önüne getirilir. Hanımı ağlayarak "Ama suçsuzsun" der. Hayat arkadaşına dönüp "Suçlu olarak öldürülsem daha mı iyi olurdu?" diyecek ve çevresindekilerin hüzünlü bakışları arasında kabı ağzına boşaltacaktır.